Bu eseri Fatih Sultan Mehmet Han döneminde güzel bir insan yaptı. Yapılışından yüzyıllar sonra bile hayırda, hasenatta herkeslerle yarıştı. Nelerden bahsetmek istiyorum? Şurada bir çeşme var. Bize ilham olan fotoğrafta Camcılar Mescidi'nin hemen girişinde Aksaray Meydanı'na bakan yerde bir çeşme var. O çeşmenin olduğu yer bugün maalesef bu durumda. Bu çeşmede fotoğrafta görüyorsunuz bir ayakkabı tamircisi bulunmakta. O günleri yaşayanlar, yaşayıp hala buralarda bulunanların öğrendiğimize göre adı Mustafa'ymış. Mustafa amcaymış. Tevafuka bakın ki burayı yapan insan da Mustafa. Mustafa Ağa Camii, Camcı Mustafa Ağa Camii bir ayakkabıcı Mustafa Ağa'ya çeşmesinin kurnasında yerlik yurtluk yapıyor ve ona ekmek yediriyor. Yüzyıllar sonra bile böyle bir hayırda, böyle bir hasenatta bulunmak sanırım her kula nasip olmaz. Yolunuz Aksaray'a düşerse Camcılar Mescidi'nin şu an olmayan çeşmesini, o olmayan çeşmesinden evine ekmek götüren, rızık götüren o Mustafa dedeyi mutlaka hatırlayın. Takvimler 2020 yılını gösterdiğinde yol böyle. Fakat 1957 öncesini gösterdiğinde hemen çeşmenin önünde şurada hızlı bir biçimde giden başında fötür şapkası olan bir hanımefendi bulunmakta. Bu taraftan bakıyor, yani objektif bu tarafta. Fotoğrafı çeken yer burası, o ise böyle giderken bu tarafa doğru bakıyor ve devam ediyor. İstikamet bu taraf, baktığı yer bu taraf ve gidiyor. O günlerde bugünlerde olmayan bir şey daha varmış. Lütfen fotoğrafa dikkatli bakın. Fotoğrafın zeminine bakın. Burada Aksaray Pertevniyal Valide Sultan Camisi'nin önünden Laleli'ye kadar çıkan bir tramvay yolu var. Ben şu an fotoğrafta gördüğünüz tramvay yolu üzerindeyim. Tramvay yolu, bir hanımefendi, Camcılar Camii, Camcılar Camii'nin olmayan çeşmesi, olmayan çeşmede şu an rahmetli olmuş Mustafa amca, Mustafa dede ve burası Aksaray. Takvimler 2020'yi gösterdiğinde manzara budur. Takvimler 1957 öncesini gösterdiğinde manzara tam olarak şu an gördüğünüz gibi. Şimdi burada bir düz duvar var ve duvarda ne göstereceksiniz diye merak ediyor olabilirsiniz. Eğer fotoğraflar bize doğrusunu ve kaynakları göstermiyor olsaydı bu duvarda, bu duvarın arkasında bulunan 2000'li yılların başında yapılan parklarda ve şehir düzenlemelerinde nelerin yıkıldığının farkına varamıyor olacaktık. Sevgili dostlar, 1792 tarihinde Şekerciler Sokağı'na adını veren Şekerci İbrahim Ağa tarafından yaptırılan bir çeşme var. Bu çeşme bu sokağa Camcılar Camii'nin hemen sağından giriş yaptığınız bu sokağa ismini veren çeşmedir. Ve bu çeşme 1957 yılındaki şehir planlamasında ve Vatan Caddesi düzenlemesinde yıkıldı. O günkü raporlar dudak uçuklatıyor. Çok fazla can yakıyor. İstanbul'un tarihi yarımadasında 10.300 ev yıkılmış. 300'den fazla da cami, hamam, tekke yıkılmış. İşte tam olarak şurada. Nerede? Belki burada. Bilmem ki, belki de burada. İşte bir yerde, şu duvarın olduğu yerde şu an fotoğrafta gördüğünüz gibi bir görüntü görünmektedir. Bu görüntüye göre bir tane ev var. Evin bahçesine giriş kapısı var.
giriş kapısının hemen yanında çeşme bulunmaktadır. 18. yüzyılın sonları 1792 Fransız ihtilali olmuş, Sultan 3. Selim tahta çıkmış, Osmanlı Devleti 28. padişahın önderliğinde varlık yokluk hesabı yaparken bu sokağa, bu düzlemdeki sokağa adını veren Şekerci İbrahim Ağa'nın kendi parasıyla yaptırmış olduğu bu çeşme, buradan geçen Müslümanlara ya da ne bileyim gayrimüslimlere, yani insanlara su veriyordu. Bu suyu veren çeşme 1957 yılında yıkıldı. Neden yıkıldı? Buraya bir cadde yapılacaktı. Bu caddenin yapılmasından dolayı yıkıldı. Size o caddeyi göstereyim mi? Bakın, sanırım arabalardan Vatan Caddesi'nin ne kadar ileride olduğu görülüyor. Ne kadar ileride olduğu. Orada bir cadde yapıyorsun. O caddeyi yapmak için yıktığın ve yaptığın imar çalışmaları kapsamında buraya kadar gelip burada bir çeşme yıkıyorsun. Arasında en az 50-60 metre var. Gereksiz bir yıkılış. Gereksiz yıkılışlara bir tane daha ekleniş. Sonra biz bunu niye yıktık? Ah vahlanması ve yerine bir park. Bugün burası bir park olarak bulunmakta. Ama o günlerde burada evler, konaklar, bahçeler, bahçelerin kapıları, çeşmeler bulunmaktaydı. Hepsi yıkıldı. Geriye kalan sadece bir boşluk. Takvimler 2020'yi gösterdiğinde görüntü budur. Takvimler 1792'den kalma Şekerci İbrahim Ağa Çeşmesi'nin çekildiği 1900'lerin başını, yani günümüzden 120 sene evvelini gösterdiğinde görüntü tam olarak şu an gördüğünüz gibi. Takvimler 1890'ları ve belki de 1900'lerin başlarını göstermekte. Kim tarafından çekildiği belli olmayan bir fotoğrafla karşı karşıyayız. Şekerciler Sokağı'nın, Aksaray Şekerciler Sokağı'nın devamındayız. Çeşmeyi ve camiyi geride bıraktık. Sokağın içerilerine doğru ilerliyoruz. Çok güzel bir ahşap yapı bütünü. Yerler Arnavut kaldırımı. Bir tane ihtiyar teyzem sokağın derinliğine doğru gitmektedir. Yollar dar. İtfaiye neden giremiyor ve bir yangın olduğunda neden bütün semt yanıyor belli oluyor bu fotoğrafta. Şimdi deminden beri bakmış olduğunuz bu fotoğrafın bugünkü halini görmek istiyor musunuz? Evet, takvimler 2020 ve görmüş olduğunuz, şu an görmüş olduğunuz Şekerciler Sokağı'nın bugünkü hali. Buyurun dostlar. O sokak bugün maalesef 1957 sürecindeki restorasyonlardan, imar adı altında bir şehrin katliamından sonra karşımıza böyle çıkmaktadır. Nerede o az evvel görmüş olduğunuz fotoğraf, nerede şimdi görmüş olduğunuz fotoğraf? Birinde insan var, birinde insan yaşıyor, diğerinde insan değil, kapitalizm yaşıyor. Birinde başrol, ana rol insanda, diğerinde yardımcı rol insanda. Sevgili dostlar, görmüş olduğunuz fotoğraf 1890'lara ait bir fotoğraf. Üzerinden 130 yıl geçmiş. 130 yılda 130 değişiklik olmuş bu güzel sokakta. Yolunuz Aksaray'daki Şekerciler Sokağı'na geldiğinde bizimle birlikte görmüş olduğunuz bu iki fotoğrafı, dünü ve bugünü, 1890'ı ve 2020'yi mutlaka aklınızdan geçirerek buralarda gezin. Takvimler 2020'yi gösterdiğinde görüntü sokağımız budur. Takvimler 1890'ları gösterdiğinde sokağın derinliklerine doğru giden teyzemle beraber görüntü tam olarak şu an gördüğünüz gibi.
1950'li yıllarda o filmlere konu olmuş siyah beyaz Türk filmlerinin, Yeşilçam filmlerinin film seti haline getirilmiş Aksaray Meydanı'nı, Aksaray Caddelerini, 1950 model arabaları, 1950 yılındaki genç hanımefendileri ve arkada bir silüet olarak tam resmin orta yerinde Aksaray Pertevniyal Valide Sultan Camii'ni görüyorsunuz. Bu cami şu an tam karşımızda bulunmaktadır. Sevgili dostlar, burası, bu sokak ve pek çok daha fotoğraflarda göreceğimiz sokaklar, şu caddeler uğrunda, şurası uğrunda heba edildi. Buradan koskocaman bir sokak kaldırıldı. Bakın, döndüğümde kaldırılan sokakları, büyük alanları ve kullanılmayan atıl boş meydanları görüyorsunuz. Burada boylu boyunca Vatan Caddesi'ni yarılayan apartmanlar, bloklar, evler bulunmaktaydı. 1950'li yıllardaki o yıkımda burası da gitti. Şimdi bize ilham olan fotoğrafa geri gelelim. Aynı yerde duralım. Sevgili dostlar, şimdi arka tarafta bir cami. Bu camiye doğru giden ya da bu camiden doğru gelen arabalar, otomobiller, hanımefendiler, beyefendiler, yerler Arnavut kaldırımı ve yerlerde Muratpaşa Camii'nin soluna alacak biçimde Topkapı'ya kadar giden bir tramvay yolu. O tramvay yolunun raylarını şu an siz fotoğrafta görüyorsunuz. Artık yok. Hiçbiri yok. Hepsi gitti. Takvimler 2020'leri gösterdiğinde, 2020'yi gösterdiğinde görüntümüz budur. Takvimler 1950'lerin başını gösterdiğinde görüntü tam olarak şu anki fotoğraftaki gibi. Eski resimlere baktığımız zaman İstanbul, Aksaray ne kadar da güzelmiş. Sevgili dostlar, 1950 öncesinde bir Aksaray Meydanı, Aksaray Caddeleri, Aksaray sokakları, her tarafında binalar. Mesela şu an benim burada bir bina var. Bu binanın önünde elektrik telleri var, elektrik direkleri var. Şu an tramvay sesinin olduğu, tramvayın geçtiği yollarda türbeler var. Türbe mi var? Birazdan kimin türbesi olduğunu camiye gittiğimizde göreceğiz. Karakollar var, okullar var, mektepler var. Bunlar nerede söyleyeyim mi? Bakın bunlar burada. Şu an görmüş olduğunuz tramvayların, caddelerin, sokakların, arabaların bulunduğu yerlerde bir zamanlar güzel bir Aksaray varmış. Artık bu Aksaray'ın hiçbir tarafı maalesef bulunmamaktadır. Takvimler 1950'leri gösterdiğinde at arabalarıyla, tren yollarıyla, tramvay yollarıyla, insanlarıyla, beyefendileriyle, hanımefendileriyle güzel bir Valide Sultan Camii. Şu an görmüş olduğunuz fotoğrafta ön tarafta Valide Sultan Camii'ni görüyorsunuz. Şu an ağaç kapatıyor. Çok şükür ki ağaç kapatıyor. Ama orada bir cami var. Orada bir minare var. Minarenin ucu ancak görünebiliyor. Fotoğrafta şu an asla görülemeyecek bir detay var. Keşke o da görülseydi. Ne mi o? Alçak binalardan dolayı Aksaray'dan görülen Laleli Camii'nin, Laleli semtinde bulunan Laleli Camii'nin minareleri görünmektedir. Şu an o kadar binalar yükseldi ki Laleli Camii çukurda kaldı. Laleli'den bile görmek minarelerini biraz zor. Sevgili dostlar, takvimler 2020 yılını gösterdiğinde tüm curcunası ve tüm hayata dair karmaşıklığıyla Aksaray Meydanı, takvimler 1950'leri gösterdiğinde şu an görmüş olduğunuz fotoğrafı herkes burada yaşıyor.
Çok namlı bir yerdeyiz, çok güzel bir yerdeyiz. Abdülaziz Han döneminde İstanbul'da pek çok yere karakollar yapıldı. Bu karakollar zamanla polis karakoluna çevrildi. Ama ilk yapıldığı etapta, ilk yapıldığı anda bu karakollar inzibat karakollarıydı, jandarma karakollarıydı. Bütün bunları niye anlatıyorum? Sevgili dostlar, şu an 1950 öncesi bir Aksaray Meydanı, Aksaray Karakolu ve Aksaray Karakolu'na kıvrımlı bir biçimde giden, sağında solunda insanların yürüdüğü, karakolun tam kapısında insanların beklediği ve fotoğrafın çekildiği deklanşöre basılan yerdeki fotoğrafa bakan insanları görüyoruz. Bu fotoğraf 1950'li yıllara çekildiğinde Aksaray Valide Sultan Camii'nden sahile kadar olan kısım neredeyse 2. Teodosius Limanı, yani bugünkü Samatya Yeni Kapı Marmaray durağına kadar olan kısım yıkılacaktı. Buraya giren balyozlar, buraya giren kepçeler, buraya giren dozerler 10.300 evi yıkacaktı. O evlerden bazılarını şu an ekranda görüyorsunuz. Size bu eski fotoğraflar, yani günümüzden 70 yıl öncesine dair fotoğraflar tam olarak burayı vermektedir. Fotoğrafta gördüğünüz Aksaray Karakolu, Aksaray Karakolu'na giden tramvay yolları, tramvay yollarının sağında ve solunda bulunan evler, apartmanlar, insanlar burada. Ve o insanlar şu an buradan yürüyorlar. O karakolda, şurada. Nerede mi? Valide Sultan Türbesi'nin hemen önünde. Şurada bir yerde bir sokak. O sokağın sonunda da karakol var. Takvimler 2020 yılını gösterdiğinde şöyle bir caddeyi ve şöyle bir kalabalığı görüyoruz. Takvimler 1950'li yılların ortalarını gösterdiğinde, 57'de yıkımlar başladı. 1950'lerin ortalarını gösterdiğinde tam olarak şu an görmüş olduğunuz fotoğraf size burayı göstermektedir. Yapanların ruhuna rahmet. Ne kadar da güzel yapmışlar. Aksaray Pertevniyal Valide Sultan Camii. Sultan Abdülaziz Han'ın o rahmetlik annesi Aksaray'a bir gerdanlık gibi, Aksaray'ın tam orta yerine bir nazar boncuğu gibi konulan bu camiyi 1870'li yıllarda tam olarak şu an fotoğrafta gördüğünüz gibi görmeniz gerekiyor. Fotoğraf size 1870'li yılları göstermektedir. Bu fotoğrafta detaylar bulunmaktadır. Bir kere bir, bu cami ana yeri kaplamaktadır. Sabah ve Fobier kardeşler tarafından çekilen bu fotoğrafta resmin sağ tarafında cami olduğu gibi görülüyor. Caminin hemen sonunda, sağında ve solunda İş yerleri ve dükkanlar bulunmaktadır. Burası bir sokaktır, bildiğimiz sokak. Önünden tramvay yolu geçiyor. Bakın resme, tramvay yolu geçiyor. Şimdi buraya bakın, hiçbir şey geçmiyor. Resmen kısırlaştırılmış, körleştirilmiş bir cami kapısı görüyoruz şu an. Burası, bakarsak yüksek, merdivenleri yüksek. İnsanların yürüdüğü yer de 2,5 metre yukarıda. O halde cami 2,5 metre aşağıya doğru indirilmiş. Teknik olarak bu mümkün müdür? Değildir. Peki ne oldu da o günlerde hayatın hizasında, Aksaray'ın hizasında bulunan Aksaray Valide Sultan, Pertevniyal Valide Sultan Camisi ne oldu da 1957 sürecinden sonra 2,5 metre
yerin altında kaldı. Neler olmadı ki? Burada bir duvar var. Bu duvarın olduğu yerde resme bakarsanız dostlar, o resimde iş yerleri var. İş yerlerinin kapılarında insanlar bekliyor. O insanların gördüğü manzara şu an benim görmüş olduğum manzara. Ama muhteşem bir manzara. Dükkanının kapısında beklerken gördüğü manzara tam olarak şöyle bir manzaradır. Bu manzarayla geçen bir ömür düşünsenize dostlar. Burada bekliyor. Tramvay geçiyor, müşteriler geliyor ve burası bir sokak. Bu sokağın hizasında dükkanlar bulunmakta. 1957 yılında bu dükkanlar, sokaklar, az evvel dedik ya, 10.300 tane ev, 300'den fazla cami ve tekke yıkıldı ya. Hafriyatı ne oldu? Aksaray Meydanı'nın tam orta yerine konuldu. Bu hafriyat çok fazla yükseklik yaptı. Bu yükseklik şehrin Aksaray bölgesini, Fatih bölgesini havaya kaldırdı. Sonra çok fazla yükseklik oldu. Cami çöktü. Baktılar burada bir kalabalık var. Kanuni Sultan Süleyman Han devrinden kalma bir cami de var. Onu da yıktılar. Sonra bu hafriyatın üzerinden dozerlerle geçtiler. Çimento döktüler, kalınlaştırdılar ve buraya 100'den fazla içinde dükkan bulunan Aksaray Yeraltı Çarşısı'nı oluşturdular. Aksaray Valide Pertevniyel Sultan Camii'nin karşısındaki bu Aksaray Yeraltı Çarşısı İstanbul'un ilk AVM'si olarak İstanbullulara 1960'lardan beridir, 60 yıldır, 50 küsur yıldır hizmet vermektedir. Sevgili dostlar, siz şu an bana fotoğrafta görmüş olduğunuz duvar dibindeki esnafların dükkanının olduğu yerden ve belki de bir dükkanın kapısından ve belki de dükkanın kapısındaki o esnafın olduğu yerden bakıyorsunuz. Ben ise dümdüz olan bu sokağın orta yerinde tramvay yolu üzerinden yürüyorum. Ben şimdi 1870'li yıllarda, tam 150 sene evvel, dümdüz bir sokak olan bu sokaktan 1870'te yaşıyorcasına yürüyeyim. Siz de bana 1870 yılında bir dükkanın kapısında müşteri bekleyen esnaf gibi bakın. Tek farkla merdivenler yok, bu yükseklik yok. Her şey aşağıda, Aksaray Valide Sultan Camisi normal düzlemde. 1870 yılına hoş geldin. Bazen tarihe sığınmak iyidir. Bazen tarihin tozlu sayfalarında kaybolmak güzeldir. Zira ben şu an Aksaray'ın bu curcunalı, gürültülü, hijyenden de uzak şu görüntüsünden burada olmak istemiyorum. Peki ben nerede olmak istiyorum? Şu an görmüş olduğunuz 1890'lı yıllardaki sakin, dingin, insanlara moral ve motivasyon veren bir yerinde olmak istiyorum. Aksaray Pertevniyel Valide Sultan Camii'nde olmak istiyorum. O günkü görüntü ile bugünkü görüntü arasında 140 yıl, 130 yıl var. Ama neler değişmiş, neler. Sevgili dostlar, Pertevniyel Valide Sultan, Sultan II. Mahmut Han'ın eşi, Abdülaziz Han'ın annesi, Abdülhamid Han'ın büyük validesi. 1869 tarihinde Balyan kardeşlere, Sarkis Balyan önderliğindeki Garabet Balyan ve Bogos Balyan kardeşlere böyle bir caminin çizimini, mimari anlamda çizimini emretmişler.
Onlar da yapmış. Çizim güzel. Peki bu güzel yapının mimarı kim olacak demişler. Mimar da Montani olarak belirlenmiş. Balyanın çizimi, Montani'nin yapımı, iki gayrimüslimin ortaya bir araya gelerek ortaya çıkarttığı müthiş bir cami demek istiyorum ama diyemiyorum. Neden? Çünkü 1970'li yıllarda şu an bizim manzaramızı bozan camiyle aramıza giren bir köprü yapıldı. Bu köprü Topkapı Aksaray trafiğini Bayazıt'a ve Eminönü Taksim'e bağlayan iki ağızlı köprüdür. Dolayısıyla sizin şu an görmüş olduğunuz fotoğraftaki manzarayı 1890'lı yıllarda aynı açıya bakıp vay be diyen insanların torunları 2020 yılında aynı açıya gelip vay be diyemiyorlar. İnsan kalabalığı, egzozlardan çıkan dumanlar, arabalar, gürültüler, kornalar, ses insanı rahatsız ediyor. Ve bu rahatsızlık içerisinde 1890'larda bu manzaraya baktığında duyduğun huşu, duyduğun mutluluk, rahatlık 2020 yılında olmuyor. Sözü fazla uzatmayalım. 2020 yılında baktığımızda böyle bir manzara, 1890'lı yıllarda baktığımızda sizin şu an fotoğrafta görmüş olduğunuz gibi bir manzara. Soru şu, hangisi daha güzel? Uzun süre yıkılması planlanan Laleli'den Topkapı'ya kadar olan bu bölge artık yıkılmaya başladı. Halk inanmıyordu. Bu kadar fazla bina, bu kadar devasa yapılar yıkılamaz. Böylesi bir israftır ama bu da yıkılması da hayaldir, zordur dendi. Ve yıkılmaya başlandı. Öyle bir yıkıldı ki hiç acımadan, merhamet etmeden dozerin önüne ne geliyorsa yıkıldı. Şu an takvimler 1957 yılını göstermektedir. Ve siz fotoğrafta 1957 yılında Pertevniyal Vadide Sultan Camii'nin hemen yanından geçen o sokakların artık olmadığını, o binaların, o evlerin artık yıkıldığını görüyorsunuz. Fotoğrafın arkasında şu an ağaçlardan dolayı görünmeyen bir cami daha var. Aksaray Murat Paşa Camii. Bu Kuyucu Murat değil ama. Fatih Sultan Mehmet Han devri Murat Paşası. Otluk Bedir Savaşı'nda 1473 tarihinde şehit düşmüş. Osmanlı Devleti için elinden ne geliyorsa hepsini yapmaya çalışmış Vezir Murat Paşa'dan bahsediyorum. Seslerin, trafiğin, gürültünün, kalabalığın farkında mısınız dostlar? Aksaray, sakinliğin, huzurun, kuş seslerinin, güzelliğin bir alameti, bir bölgesiyken birkaç on yıl içerisinde bu hale gelmiştir. Takvimler 2020 yılını gösterdiğinde şöyle bir manzara. Takvimler 1890'lı yılların sonrasındaki o güzelliğin yıkıldığı 1957 yılını gösterdiğinde böylesine hafriyatla, böylesine toprakla dolu bir fotoğraf. İlk çalışmalar buralara, bu topraklara ilk kazma 1940'lı yıllarda İsmet İnönü zamanında tek partili devlet tarafından vuruldu. Dendi ki burada dar sokaklar şehrin bir ucuna bağlamakta zorlanıyor ve arada engel oluyor, bir düğüm oluyor. Bu yüzden
bu sokakların bazı taraflarını kaldırmamız, sokakları cadde haline getirmemiz ve genişletmemiz gerekmektedir. Bu noktada ilk kazma az evvel dediğim gibi 40'lı yıllarda vurulmuştur. Görmüş olduğunuz birinci fotoğrafta Vadide Pertevniyel Sultan Camii görünüyor. Onun ilerisinde şu an büyük bloklardan, büyük binalardan dolayı göremeyeceğimiz için yok gibi görülen Laleli Camii bulunmaktadır. Laleli Camii'ni keşke görsek ama arkamızdaki büyük binalar onu engellemektedir. Detay olarak birinci fotoğrafta gördüğümüz şey şu an arabaların gittiği yerde bir refüj olması. Demek ki ilk kazma vurulmuş, buralardaki bazı evler kaldırılmış, bu evler boşlukla birlikte bir cadde haline getirilmiş, tramvay yolu ortadan geçirilmiş ve buralarda refüjler bulunmaktadır. Aksaray Pertevniyel Valide Sultan, yani Sultan II. Mahmud'un hanımı, Abdülaziz Han'ın annesi olan Valide Sultan Türbesi, Montani tarafından planlanmış türbe, şu an burada bulunuyor. Caminin bahçesinde bulunuyor. Fakat fotoğrafa baktığımızda caminin yan tarafı boşluk, bahçe. Peki bu beyaz mermerimsi türbe nerede? İnanması çok zor ama tam olarak elimle gösterdiğim yerde, yani tramvay yolunun, rayların tam olarak geçtiği yerde, şurada bulunmaktadır. 40'lı yıllarda bu türbeyi ortadan kaldırmayalım. Şimdi bakın, cami buradaysa, türbesi de şuradaysa, o haller nedir? Buralar aslında caminin bahçesi, avlusu. Fakat zamanla Osmanlı döneminde bu avludan yollar geçirilmiş, sokaklar geçirilmiş, dükkanlar yapılmış. Türbe burada. Fotoğrafta gördüğünüz üzere orası boş. 40'lı yıllardaki çalışmalarda oradaki yollar yapılırken türbe buraya taşınmış. İkinci fotoğrafta ise yine aynı açıdan fakat biraz daha yakında bulunan buralarda ise sanırım bir bayram arefesi. Çünkü çok fazla kadın, çok fazla teyze, baba, anne dışarıda bir kıvrımsı U yaparak, kıvrım vererek bir gördüğünüz tramvay yolu. Bu tramvay insanları taşıyorlar ama her iki fotoğrafta da ana gördüğümüz şey Valide Sultan Camii'nin o muhteşem barok düzeninde kapı, gotik düzeninde kubbe ve diğer şekillerde her şey bulunur. Sonunda eklektik yapıda Montani'nin imzasıyla bir cami görünmektedir. Bu caminin o muhteşem, o güzel, o göze ve ruha hitap eden kapısı o gün de güzeldi, bugün de güzel. Zaten fotoğraflarda da en güzel şey Valide Sultan Camii'nin kapısı. Takvimler 2020 yılını gösterdiğinde böyle bir manzara bulunmaktadır. Takvimler 1900'leri, 1890'ları, 1910'ları, 20'leri, 30'ları gösterdiğinde tam olarak fotoğraflarda gördüğünüz. Şu an 1920'li yıllara ait bir fotoğrafı görüyorsunuz. Bize ilham olan fotoğrafta Lips Manastırı, Konstantin Lips tarafından yapılan Lips Manastırı'nın bir harabe olduğunu, şu an benim üzerinde bulunduğum, kırmızı ışık yandığı için üzerinde bulunduğum, birazdan saniyede 5-6 aracın önümüzden geçip geleceği bu topraklar
1920'li yıllarda tarlaymış, bostanmış, bahçe duvarlarını, şuralarda bahçe duvarlarını, arkada harabe olan yapıları ve toprak, tarla olan yerleri görüyorsunuz. Takvimler 2020'leri gösterdiğinde Lips Manastırı adını verdiğimiz Molla Fenari Camii'nin hali böyle. Vatan Caddesi'nin de hali böyle. Bu asfaltın altında dev küklerin olduğu, hala İstanbul'un yeraltı sularının Bayrampaşa'dan kopup gelen, akıp gelen bu suların Yenikapı'daki Marmara'ya kadar bu küklerle götürüldüğü, üzerinde ise 4 şerit gidiş, 4 şerit geliş olmak üzere 8 ama esasında yan bağlantı yollarıyla beraber 12 şeritli bir caddedir. 1956-57 yıllarında vatan, millet, Fevzi Paşa, Sakarya Caddesi, sahil yolu biçiminde İstanbul'un tarihi yarımadasının her tarafından bir ucundan bir ucuna yol yapılırken Adnan Menderes bu caddeyi, söylemek biraz acı ama, 20'den fazla tarihi yapı yıkarak, bunun 5 tanesi Mimar Sinan'dan kalma cami, Mimar Sinan'dan kalma cami olmak üzere 20'den fazla camiyi yıkarak bu caddeyi açtı. Gerekirse buraya uçak indirilebilecek durumda bir cadde açtığında buradaki nehiri, dere yatağıyla beraber, mesela şurada bulunan Halil Aktar Camii'ni ya da başka yerlerdeki Mimar Sinan'a ait 5 adet camiyi, toplam 24 tarihi eseri yıktığında acaba üzülmüşler midir? Acaba bu şehri Fransız şehir mimarı Henri Prost'a verirken acaba bir vicdan azabı duymuşlar mıdır? Bunları bilmiyorum ama 1920 yılındaki Vatan Caddesi'nin durumu şu an sizin görmüş olduğunuz fotoğrafta gibidir. 2020'ye geldiğinde ise Vatan Caddesi'nin durumu tam olarak bu. Aslında görmüş olduğunuz yapının, yaklaşık 1100 yıllık yapının aynı açısını bulmaya çalıştık fakat bulamadık. Bana bakmış olduğunuz şu anki açıyla fotoğrafta gördüğünüz açı aynı açı değil. Zira o açı bu binalar yokken, burası tarlayken çekilmişler. Bu binaların olduğu yerden çekmek şu an teknik olarak mümkün olmadığı için açıya yakın bir açı aradık ve bulduk. Takvimler yine 1920'li yılların sonlarını göstermektedir. Türkiye Cumhuriyeti kurulmuştur ama buralar tarladır, buralar bostandır. Peki bu arkamda Molla Fenari Camii diye tarif ettiğim cami nedir? Milattan sonra 10. yüzyılda, yani 907 yılında, tam olarak 903 ile 907 yılları arasında o dönemin Deniz Kuvvetleri Komutanı Konstantin Lips tarafından İmparator 6. Leo'nun izniyle bu bölgeye bir manastır yapmaya karar vermiş. Bu manastır adı Lips Manastırı. Lips Manastırı'nın bir de kilisesi varmış. İşte o kilise şu an sizin ekranlarda görmüş olduğunuz kilisedir. Bu kilisenin adı Lips Manastır Kilisesidir. Bu kilise Bayrampaşa'dan gelen ve buraları dolduran bir nehrin, her taraf yemyeşil ağaçlık, hayal etmek lazım, simülasyonu ona göre kurmak lazım. Her yer yemyeşil ağaçlık, dereler akıyor, kuşlar cıvıldıyor ve tam önüne Deniz Kuvvetleri Komutanı başka nereye yapabilir ki? Yine bir derenin, yine bir sulak alanın olduğu yere yapmış. Şu an benim arkamda görmüş olduğunuz Molla Fenari Camii'ni yapmış.
milattan sonra 907 yılında, Haziran 907 yılında açılışını dönemin Roma İmparatoru 6. Leon tarafından yapılan bu eser 1453 tarihinde Fatih Sultan Mehmet Han'ın hocalarından biri olan Molla Fenari tarafından camiye çevrilmiş. 4 tane şapelin bir araya gelmesiyle oluşturulan bu yapı zamanla harap hale gelmiş. 19. yüzyılın ortalarından sonra artık buralar namaz kılınamayacak duruma geldiğinde terk edilmiş. Maddi anlamda sıkıntılar oluşuyor. 1900'lü yıllar zaten Trablusgarplar, Balkan Savaşları, Çanakkale Savaşları, Kafkas Harekatı, Birinci Dünya Savaşı, Milli Mücadele, Cumhuriyet. O yıllar zaten bir bakım yok. Bir de neye bakım olacak? Her taraf tarla. Tarlanın ortasında bataklığa benzeyen bir dere yatağı ve tam ortasında Konstantin Lips Manastırı ya da Lips Kilisesi veya Molla Fenari Camii. Sevgili dostlar, takvimler 2020'yi gösterdiğinde böyle bir manzara. Takvimler 1920'li yılları gösterdiğinde şu an gördüğünüz manzara bulunmaktadır. Şu an 1940'lı yıllara ait bir fotoğrafa bakıyorsunuz. Bu fotoğrafta Lips Manastırı boylu boyunca görülmektedir. Ben şu an kasıtlı olarak bir yerde duruyorum. Tam durduğum yerde iki tane köylü eğilmiş toprağa bir şeyler ekiyorlar. İki tane köylü burada bulunmakta. Bir tane amca dede buradan böyle yürümekte. Burası bir tarla. Tarlanın arkasında Molla Fenari Camii. Şu an o tarlada, yani sizin şu an fotoğrafta görmüş olduğunuz köylülerin tarlasından, bostanından bakın birkaç saniye sonra kaç tane araba geçecek. Takvimler 1930'ları, 40'ları gösterdiğinde kurumuş bir Bayrampaşa Deresi, Bayrampaşa Deresi'nin üzerine o sulak araziye yapılmış verimli bostanlar, arkamda harabe bir Fenari Camii, yıkılmak üzere olan bir Molla Fenari Camii. Takvimler 2020'yi gösterdiğinde görüntü tam olarak budur. 4 tane köylünün, ne tuhaf, İstanbul Fatih'in tam ortasında Vatan Caddesi'nde 4 tane köylü toprağını, tarlasını ekiyor ve o toprak, o tarla tam olarak burası. Takvimler 2020, görüntü budur. Takvimler 1930'lar, görüntü şu an tam olarak sizin gördüğünüz gibi. Aslında ben bir çocuk parkına bakmak istemiyorum. Takvimler 1955 yılını gösterdiğinde benim az evvel durduğum parmaklıklar yoktu. O parmaklıkların olduğu yerlerde ve belki de bu ağaçların olduğu yere kadar bir hamam bulunmaktaydı. Hamamın adı Molla Şeref Hamamı. Yıkıldı. Dediler ki buradan yol geçecek. Yol geçecek. Peki iyi, tamam. Hadi yıkalım. Yıktılar ama sonra baktılar ki meğerse oradan yol geçmiyormuş. Sonra bir baktılar ki buradan yol falan geçmiyormuş. Yol buradan geçiyormuş. Vatan Caddesi'nden bahsediyorum. 12 şeritlik dev bir Vatan Caddesi. Gerekirse üzerine uçak indirimi yapılabilecek kadar büyük Vatan Caddesi. Sonra bakın bu kadar park, bu kadar çimenlik alan, sonra bir de park. Hamamın yıkılmasına gerek yok.
Takvimler 1956-57 sürecini gösterdiğinde buraya o günün iş makineleri girdi. Zaten siz şu an o iş makinelerini ve 1956-57 sürecindeki yıkımı görüyorsunuz. O yıkımla burada bulunan çifte hamam denilen güzel bir hamam vardı. O hamam yıkıldı. 1515 tarihinde Fatih Sultan Mehmet Han'ın oğlu Sultan II. Beyazıt Han döneminin ve Yavuz Sultan Selim Han döneminin medrese alimlerinden Sahlı Seman medreselerinde müderrislik yapmış Molla Şerafettin vardır. Kadül Küdat'tır, ehildir. Bazen saraya gider, padişaha bizzat danışmanlık yaparmış Molla Şerafettin Hoca Efendi. Buraya bu Bayrampaşa Likos Deresi'nin üzerine Lips Kilisesi'nin yani Molla Fenari Camii'nin tam karşısına iki adet eser yaptı. Bu eserlerden birisi Molla Şerafettin Hamamı. Şu an yıkılmasını görüyorsunuz. Yola kurban giden eserlerden biri yıkıldı. Sonra bir de camisi vardı. Caminin de önünde bulunan hazire kısmı, mezarlık kısmı alındı. Cami biraz içeriye konuldu ve kurtarıldı. Cami esasında kubbelidir. Ama şu an kubbeli değil, çatılıdır. 1894 tarihinde yıkıldı. Bir daha yapıldı. O meşhur Abdülhamit Han dönemi İstanbul depremi. Şu anda bizim gelmesinden korktuğumuz deprem. Allah korusun, gelirse İstanbul'a zarar vereceğini bildiğimiz deprem. 1465 depremi. 1765 depremi. Atlamayalım 1505 depremi. 1765, 1894, 1912 depremi. 1999'la beraber buraya kadar yaklaşmış deprem. İşte o depremlerde bu cami yıkıldı. 1912'de bir daha yapıldı. ...1960'lı, 70'li yıllarda cemaat tarafından bu sefer kubbeli değil, çatılı yapıldı. Takvimler 1955 yılını gösterdiğinde bu parkta fena bir yıkım var. 500 yıllık 1515 yapımı Molla Şerafettin Hamamı yıkılıyor. Takvimler 2020'yi gösterdiğinde cadde açmak için hamam yıkmanın gereksiz olduğunu anlayanlar... Bari buraya bir park yapalım demişler ve park yapmışlar. Molla Şerafettin Hamamı gitmiş. Bakın orada yazıyor. Molla Şeref Parkı gelmiş. 1955 Molla Şerafettin Hamamı fotoğrafta görüyorsunuz. 2020 Molla Şeref Parkı.